Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününe başlarken ABD vadelilerinde pozitif bir seyir olduğunu görüyoruz. Nasdaq %0.6 yukarıda. Uzak Doğu'da Hong Kong tek pozitif endeks olarak dikkati çekiyor. 1.4 yukarıda. Japonya yüzde 1 aşağıda. Çin'de yüzde 0.5 yukarıda olarak güne başlıyoruz. Dün Apple şirketi sonuçlarını açıkladı. Özellikle aslında bir takım negatif veriler olsa da son ilk çeyrekte genel olarak pozitif bir e, öngörü paylaştı ve bunun ötesinde rekor yani tarihin rekor hisse geri alımını e, açıkladı. Toplam 110 milyar dolarlık bir geri alım planı. Evet bizim borsamız yaklaşık biliyorsunuz 420-430 milyar dolar toplamı. 110 milyar dolar sadece yapalım açıkladığı rakam. E, bu tabii ki e, hisseye destek verdi. Dün de ABD vadeleri <laughs> bu yüzden pozitif kapamışlardı. Bugün Amerika'da haftanın e, ve bu ayın önemli e, makro verilerinden tarım dışı istihdam verisi var. 240 bin yeni istihdam eklenmesi bekleniyor Nisan e, ayında e, ve işsizlik oranında yüzde 3.8'de sabit kalması bekleniyor. Tabii ki bildiğiniz gibi e, bu verilerle e, birlikte aynı zamanda saatlik kazançlar da yakından takip edilen başka bir oran saat 3.30'da piyasalarda gelecek verilere göre hem doların hem altının ve piyasaların buna bir tepki vermesini bekleyebiliriz. Onun dışında baktığımızda ee, Halkbank'la ilgili bir haber var. Halkbank'ın biliyorsunuz yaklaşık 10-11 senedir e, devam eden e, Amerika'da bir davası var. E, oldukça karışık hukuki bir süreç oldu bu. E, Halkbank hisselerini de çok negatif etkiledi. O davaya kadar olan kısımda halka e, Türkiye'deki en karlı kamu bankalarından bir tanesi ve çok iyi perform eden bir hisseydi. E, ama 10 senedir de diğer tüm bankacılık endeksinde tüm zamanlarda hep çok negatif olarak ayrıştığını söyleyebiliriz. Konu üzerinde birçok farklı gelişme oldu. Farklı birden fazla dava açıldı. Bir ceza davası var. Daha sonra farklı tazminat talepli davalarda olduğunu görüyoruz. Neyse dün bir karar açıklandı. Dediğim gibi hukuki olarak e, anlamak çok net e, olmamakla beraber e, cezai dava sonuçlanıncaya kadar ikinci olan davanın e, askıya alınmasını e, anlaya belirtiyor. E, bu tabii ki bu tip haberlerin hepsi ilk açıklandığı günler de e, Halk Bankası hisselerine pozitif e, bir e, katkıda bulunuyor. Yani bugün de çok kuvvetli açarşa çok şaşırmayız. Ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında beklenen Amerika davası olsaydı buradan gerçekten bu manada da sonunda biraz bizi pozitif etkileyecek. Yani cezanın küçük olarak sonuçlanabileceği bir yere doğru gidildiğini düşünüyordum açıkçası Aselsan'la ilgili pozitif gelişmelerin olabileceğini düşünüyordum ama. <laughs> e, seyahat ertelenince buradan bir gelişme olması, bir süreli bir ertelenmiş diye, diye düşünüyordu piyasa sanırım. O yüzden bugün halk bankası e, buna pozitif e, tepki verebilir. E, bununla birlikte tabii ki diğer e, kamu bankası vakıf da buna katılıyor ama vakıf ilgilendiren çok net bir durum yok çünkü vakıf bankası e, yurt dışı piyasalardan borçlanabiliyor. E, hatta çok yakın zamanda yeni sermaye benzeri bono da ihraç etti. Vakıf Bank'ı ilgilendiren bir durum yok ama ikisi de bu tip günlerde pozitif reaksiyonları beraber veriyor. Buradaki kuvvetli bir açılış olursa bu sebepten olduğunu hatırlatmak isterim. Onun dışında birinci çeyrekte TSKB sonuçlarını açıkladı. 1 milyar 934 milyon liralık net bir kar. %4'lük bir çeyreksel azalma var. Bizim beklentimizden %4 düşük ama konsensus beklentisiyle en birebir aynı diyebiliriz. TSKB biliyorsunuz bir mevduat bankası değil. Mevduat bankası olmadığı için Türk lira fonlama maliyetlerindeki değişmeler kendisini çok ilgilendirmiyor. bu da diğer bankalardan farklı olarak Faizler hızla yukarı giderken aslında çok böyle bir net faiz marjı daralması yaşamıyor TSKB. Tam tersi Merkez Bankası faizleri indirmeye başladığında da diğer bankalarda göz, gözlemlediğimiz net faiz marjlarındaki iyileşme yine TSKB'ye o zaman yaramıyor. Ama TSKB hep beğendiğimiz bir banka biz belli dönemlerde oldukça pahalı olduğu da gözlemlediğimiz bir banka farklı sebeplerden dolayı e, şimdi 1.1 piyasa defter değeri den işlem görüyor biliyorsunuz bankalar enflasyon muhasebesine ile <laughs> raporlamak zorunda olmadıkları için e, diğer şirketlerden e, çarpanlara bakarken biraz farklı gözle bakmak lazım e, Çünkü e, burada karlarda enflasyonun etkisi e, gözükmüyor olmadığı için enflasyon muhasebesi. E, FK oranları çok düşük gözüküyor bankaların. Ama piyasa defter değerlerinde aslında daha gerçekçi bir yansıtma olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bankalar e, bizim e, artık bir Piyasa defter değeri üzerinden e, işlem e, görüyor. Akbank mesela baktığımızda son 9 ayın e, en iyi performans gösteren bankası. 1.4 piyasa defter değerinde. E, detaylarını daha sonra konuşuruz. Bu değerlemelerin ne manaya geldiğini tekrar başka e, bir sabah konuşuruz. Ben e, diğer... E, şirket haberleri ve sonuçlar hakkında ki yorumları için sözü arkadaşlara bırakıyorum. Hepinize iyi hafta sonları şimdiden. Herkese merhabalar. Biraz önce OD'de rakamları açıklandı Nisan ayı için. İlk bakışta baktığımızda Nisan ayında otomobil ve hafif araç pazarı %22 daralarak 76 bin seviyesinde gerçekleşti. Ee, bu da bizim ay başındaki beklentimiz ve 10 e, yıllık ortalaması olan e, 65.500 adetler bandının %16 üzerinde gerçekleşti. Fakat biz ay ortasında da e, pazarın 75.000-85.000 adet bandında gelebileceğinin e, sinyallerini e, almıştık. Gerçekleşen Nisan ayı rakamlarına baktığımızda e, hem Ramazan etkisini hem de talepte bir miktar yumuşama e, sinyali olduğunu görüyoruz. E, fakat biz hala e, yıllık bazda %19 daralmaya işaret eden e, 1 milyon adetlik e, tüm yıl beklentimizi e, desteklediğini e, görüyoruz Nisan ayı e, satışlarına baktığımızda. E, genel olarak İleriye dönük olarak 75 bin e, adet üzerindeki aylık satış hacminin e, bizim tahminlerimiz için yukarı yönlü risk oluştururken 60 bin altındaki satış hacimlerinin aylık bazda tahminlerimiz için aşağı yönlü risk oluşturabileceğine inanıyoruz. E, şimdilik e, yurt içi otomatik talebinde bir normalleşme e, diyebiliriz Nisan ayı satışlarına ama Mayıs ayı itibariyle e, rakamları e, yakından e, takip ediyor olacağız diyebilirim e, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı birazdan detaylı raporları ve şirket bazında da e, adetleri paylaşır olacağız Merhabalar günaydın herkese e, benim tarafta Şirket haberi yok açıkçası ee, geri alım programı devam eden birkaç şirket var. O da genelde aynı şirketler. Hani çok böyle dikkat çeken bir geri alım da yok. Piyasa zaten iyi gidiyor. Son 3-4 gündür oldukça e, güçlü geçtiği için güçlü gittiği için hani çok geri alım da yapan şirket yok açıkçası küçük küçük e, adamlar var ama hani çok böyle kayda değer bir geri alım görmedim. E, Akfen yine evlerin karı geçen gün gelmişti. Ee, şirkette bugün bir görüşeceğim Atman, yeni yani çok iyi bir kar açıkladı dün de %10 yükseldi hisseler ee, yani enerji e, şirketleri genelde iyi kar açıkladı dördüncü Şimdi Aksa Enerji açıklamadı ee, benim tarafta Odaş açıklamadı ee, ama mesela e, açıklayanlardan Zoran iyi açıkladı onu söyleyebiliriz bu yenilenebilir enerji şirketi Aydem ee, biraz zayıf açıklamıştı ama şöyle söyleyeyim hani Akfen yine bir enerjiden sonra mesela Ayen'de dün bir alış gördük. O da %10 yükseldi. <laughs> e, açıklamayan e, enerjilere bir hani e, ilgi arttı açıkçası. Özellikle bu Akfen bilançosundan sonra onu gördük. E, tabii yani Akfen ile ilgili e, yani borcu olan bir şirket olduğu için enflasyon muhasebesinin olma etkisini görüyoruz kesinlikle. Ee, ama faaliyet tarafı da fena değil işte. Bugün onu anlamaya çalışacağız. Hani e, nasıl bir de ilk çeyrek mesela baktığımızda yine üretim rakamlara baktım Akfen'in. E, iyi geçmiş açıkçası. Nisan da hatta e, oldukça e, iyi. E, şuradan açayım rakamları. Yani ilk çeyrekte Akfen yenilebilirin ben eee üretimle %24 yukarıda görüyorum. Bunu teyit etmem lazım şirkette konuşunca ama çeyrekte iyi geçiyor gibi açıkçası. burada bir anlamaya çalışacağız yani hani sadece çünkü net karda değil, de fena değil açıkçası şirkette. İlk etki çok olumlu oldu. yani FK olarak da hala açıkçası hani çok pahalı görünmüyor. Hani bu ilgi devam edebilir gibi de duruyor. Yani 4.5 milyar bir kar görmüştük geçen sene eksiydi. Bu açıdan da iyi bir iyileşme var gibi. Dediğim gibi hani şirkette görüştükten sonra daha iyi bir fikir sahibi olabiliriz ama e, yani bilanço bilanço'nun etkisi devam edebilir gibi açıkçası bugün de diye düşünüyorum. E, Ayan tarafına gelecek olursak oradaki e, açıklamadığı için bence karını e, oraya da bir ilgi oldu çünkü hani genelde e, o da hidro ile hidro ağırlıklı çalıştığı için e, hani yakın e, aslında yani daha doğrusu hidro ağırlıklı demeyeyim de ikisi de çünkü res, ges ve hes var. Aktan yine bir de. ayan hidro ağırlıklı. Yani yenilenebilire daha çok ilgi oldu. Çünkü baktığımızda diğer Yenilenebilir bir enerji şirketleri de yukarı gitti. i̇lk çeyreklerde deneyim daha önce de konuşmuştuk bunu. Yeni bir enerji şirketi ilk çeyreklerde de iyi üretim açıklıyorlar. İyi, rakamlar göreceğiz ama Nisan ayında hidrolarda genelde bir azalma var. RES'ler fena değil tarafı tarafıysa daha çok yani bundan sonra artık pozitif etkileyecek havaların daha da iyi olmasıyla beraber yani bizim işte Aksa Enerji ile ilgili zaten bu görüşümüz çok olmalarını hep söylüyoruz. Oradaki tek şey doğalgaz santrallerinin yani çok iyi çalışmaması. O da yurt içi tarafla alakalı ama Yurtdışı ee, yurt dışı tarafı zaten ağırlıklı olduğu için biz hani onu zaten orta uzun vadede beğeniyoruz ve her zaman söylüyoruz hani ilk 3 ayda ee, daha çok hidrolar çok iyi çalıştı ve yenili bir iyi çalıştı. Doğal gaz santralleri az çalıştılar. Onların üretimleri düştü. O açıdan ee, hani işte Aksa Enerji'de ilk çeyrekte yurt dışı tarafta beklentimiz hani çok kuvvetli değil. Onu zaten hep de söylemiştik ama yani o işte ee, tamamen şu anda yurtdışı dışı bazlı iyi gidiyor ve yurt içindeki zayıflığı görüyoruz ama hisse fiyatı çok düşük gerçekten de. Yani biz her şeye dahi baktığımızda bile hala 39-40 liralar. 40 liranın bile altında şu anda hisse. Yani bu aksi enerji çok düşük kaldı. Çok çok ucuz kaldı. Ee, bunu da her seferinde de söylüyoruz. Yani 2025 FDF Vökü sadece de 4'lerde buçuklarda şu anda hisse. Ee, benim sözcüklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Ee, gördüğünüz gibi birkaç gündür piyasadaki hareket yukarı yönlü devam ediyor ve önemli aslında testlerden geçiyoruz şu an itibariyle bunu şöyle düşünebiliriz Ekimle Ocak arasında 7500-8500 aralığında gitmişti artık yani 10 binlerin üzerine çıktık ama bu 10 binler tabi o zamanki düşünülen 10 binlerin olduğu seviyeler değil özellikle faizlerin yüksek olduğu süreçte yani değerlemeleri tabii gözden geçireceğiz şirketler için. Ama seçici olmakta fayda var ve seçici olarak ve Türkiye'nin yeniden değerlendirildiğini işte kredi notunun yükselme olasılıklarını düşündüğümüz zaman çarpanlarda da bir yukarı çekilme görme ihtimalimizi yüksek görüyoruz. Biraz önce Zeynep de bahsetti otomotivde ilk sinyalleri alıyoruz. Yani 75-80 bin aralığında aldık sinyalleri en son. Ay başında 100 bin bile konuşuluyordu. Şimdi 76 bin kapattı. Herhangi bir ayda 60 bin altını görürsek o zaman talebin kuruduğu anlamına gelir bizim için onu söyleyeyim. Biz de genelde aslında yılın devamında 65 bin ortalama 60-75 bin aralığında bir ortalama da gider diye bir beklenti oluşturmuştuk ki piyasada o yöndeydi. Yani daha doğrusu şirketler yani herkes biraz hazırlıklı ama tabii 2-3 aydaki durum biraz şirketlerde de iştahlandırmış olabilir. Ee, yani stoklar çok yüksek olmamakla birlikte eğer e, satış temposu 60.000'in altına inerse e, stoklar biraz artmaya başlar kampanyaları falan da arttırmaları lazım. Şu anda yüksek faiz her yeri etkilemeye başladı. Artık sokakta da konuşulduğunu görüyoruz. Yani discretionary dediğimiz ötelenebilecek talep olan maddelerin e, alınımı e, ertelenebilir. Ama temel ihtiyaçlar devam edecektir diye düşünmek lazım. Önümüzdeki 3-4 aylık süreçte herkes de e, özellikle temmuz ayında bütçelerini ne kadar etkin kullandıklarını da göreceğiz tüketicinin. Tüketi e, çünkü yeni bir asgari zam, e, asgari ücret zammı olmadığı noktada e, durumlar herkesin hesabı kitabı daha iyi yapması gereken bir dönemde e, olacağını e, söyleyebiliriz. Ama hala işsizlik oranı yüksek değil. Doğru işe doğru insanı bulmakta güçlük çekilen bir dönemdeyiz şu anda. Tabii ki işsizlik var ama kalifikasyondan dolayı işsizlik var. Birçok sektörde ne yazık ki bu yaşanıyor. Yani birçok şeylerde bizim sektörümüzde bile yani çok kolay bir şey olan bir işte bana göre ve lisans sürecinin bile ne kadar zor olduğunu alındığını görüyoruz ya da insanlar belki yeterince önem vermiyor mu bilmiyorum ama buralarda bile hiç düşünmeyeceğiniz yerlerde bile eksiklikler olabiliyor. Ya yani bu diğer sektörlere bakarsanız onlarda da söz konusu. Buralarda artık biraz daha çetin bir günler bizi bekliyor, rekabetçi olunması gereken günler bizi bekliyor. Bunu ifade edebiliriz. Dün Önemli bir unsur olarak şeyden bahsedeyim, dün ses kaydını da paylaştım. E, şok marketlerle bir gittim, görüştüm. E, acaba ne oluyor, ne ediyor diye. En beğendiğimiz hisseler listesinde olmasına rağmen e, en geride kalan hisse oldu şu ana kadar. Ve biz de bir durum değerlendirmesi yapmak istedik. Ne oluyor, gerçekten şirkette işler kötüye gidiyor mu ya da ne oluyor şeklinde. E, açıkçası ben şirket yönetiminin bu işe ciddi bağlılığını teyit ettim. Yani benim gözlemim. Kafamdaki bütün soruları sordum. Şu resmeye doğru gidiyoruz. Şu anda ben hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Hatta cazip olduğunu düşünüyorum. İlk çeyrek özelinde düşündüğümüz zaman asgari ücretten dolayı, artışından dolayı ve maliyetten önemli bir pay olduğu için e, hala karlılık çok iyi olur diyemeyiz. Ama genel anlamda ilk çeyrekteki büyümelerin ...ki bize göre yüzde yetmişler üzerinden... ...büyüme e, nominal olarak... ...düşünürsek bir büyüme söz konusu olabilir. E bunlar falan ilk çeyrekte... De ...devam ediyor. İlk dört ayda da... Marjlar tabii ki ilk başta... ...baskı altında kalabilir ama zaman içerisinde... ...yılın e, genelinde... ...düşündüğümüz zamanda... E, ...yine şirketin marjlarını tutturacağını... ...hatta altı altı buçuk aralığında... E, ...olacağını beş buçuk altı buçuk... ...deniyordu ama 6 altı buçuk aralığına... ...daha yakın olacağı e, şeyi var. Yani o çok konservatif fiyatlar ya da şeyler koyması, marjlar koyması sektör tarafından biraz böyle soru şey biraz soru işareti yaratmıştı ama gördüğümüz kadarıyla o hedefleri ilk çeyrekliki trendlere baktığınız zaman evet ilk çeyrek en zayıf çeyrek oluyor ama onun trendleri bile o zayıf çeyreğin üstünde bir trendde bir gidiş var. Yeni format mağazaları üzerinde çalışıyorlar. Daha büyük mağazaları üzerinde çalışıyorlar. Yani stratejik olarak fokuslar. Ve unutmayalım ki Türkiye'de bu dört tane perakendeci. işte BIM, Migros, Şok ve A101 diyelim. Belli bir şeyde aslında bir sektörün konsolidasyonunu yapıyorlar. E, verimlilik düşünüldüğünde de e, tabii ki kıyasaya rekabet olacak ama verimlilik ve e, Türkiye'nin perakende hikayesi devam ediyor. Bunun bir kere daha altını e, çizeyim. 6 e, aydır ciddi anlamda endeksin altında kaldığı gerçeğini de tabii ki şey yapmıyoruz. Her seferinde de görüşlerimizi bir yeniden değerlendiriyoruz. E, bu şekilde söyleyebilirim. Dün Kardemir'de bir hisse hareketi vardı. Aslında Kardemir'in dördüncü çeyreğe çok çok böyle ahım şahın bir çeyreğe yoktu. Ama uzun süredir hissel çok baskı altında olduğu için ve çelik sektörünün aslında artık dipleri yaşadığımızı düşünürsek ki maliyet yapıları ve fiyatları onun reaksiyonları olarak algılanabilir. Bir yılın üzerindeki süreye bakanlar için yani demir çelikte Artık bir trade edilebilir noktalardayız onu Al sat yapılabilir yani eskiden hiç dokunmayın diyorduk. Şimdi yavaş yavaş fırsatlar değerlendirebilir ama hemen böyle uçacak gidecek hissine kapılmayın mesajını vermeyi daha doğru buluyoruz ee, bu ortamda. Ee, açıklayan şirketler var. Ee, Euro Power Enerji, Kale Seramik, Kront, Smart Güneş, Surgeo, Üzer Uzer Boya. Vallahi şirketlere bakıyorum. Ee, tamam kale serami iyi falan şirket ama sonuçlar iyi değil. Ee, ya da çarpanlar çok yüksek. Smart güreş e, güzel sonuçlar belki ama inanılmaz çarpanlar. Yani <laughs> açık konuşması gerekirse konuşmak gerekirse bazı şirketler var çok değerli biz 3'ü 5'i konuşuyoruz çarpan olarak. Bazı şirketlerde var. Özellikle yeni halka açılanlarda 50 60 fiyat kazanç EV'ye bittalar. Yani Bunların gerçek fiyatlara oturmaları belki oraya doğru yaklaşacağız ama eğer o tarafa doğru yukarılara doğru yaklaşacaksak bizim birçok geride kalmış tarihi olan şirketlerin yukarıya doğru gitmesi daha muhtemel görülüyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani e, sonuçlara baktığınız zaman ki bu açıklayan şirketler içerisinde biraz şey olan Smart Güneş. Yine altın için onun da çarpanları çok yüksek. Ee, belki daha sonra işte Umutlu'ya falan bir ziyaret edilebilir ve şirketleri tanımak açısından. Ama yenilenebilir enerji tarafı e, sanki genelde biraz destekleyici oldu e, diye görebiliriz. E, dediğim gibi bu Euro Power Enerji, Kale Seramik, Kront, Smart Güneş, Surgeo, e, Uzar Boya bunların... ...hiçbirinin sonuçları çok çok etkileyici değil... ...sadece biraz smart güneş... ...o da çarpan olarak yüksek... ...bunu da ifade etmiş olalım... ...gelelim son noktaya... Ee, ...sentiment nerede, nerede gidiyor... ...tabii sentimenti hatırlatmak gerekirse... ...hep o anı anlatıyor bir taraftan aslında... ...yani bize resmi veriyor... ...yani geleceğe ilişkin... E, ...nasıl değerlendirmek gerektiğini... ...hep tabii ki biz orada bir şeyler yapmamız... E, ...gerekir... Ama tabii ki yani bunun çok sentimentin çok düşük gördüğümüz noktalarda e, durumlar çok kötü du, olduğu durumlarda alım fırsatlığını gördük. Ama o görmeden bir alım oluyor ya da işte temel bakışla. Ama sentimenti şöyle değerlendirelim bize durumu yansıtıyor. E, bu trend daha da gidebilir güçlenebilir de gösteriyor. E, sinyaller aldığı zaman da bize e, destekleyici bir unsur gibi yani bir kristal küre gibi düşünmemek gerekiyor. Bir MKB100 10.209 seviyelerinde geldi. Şu anda sentiment iyi tarafta. Bankalardaki satışlara rağmen aslında endeks yukarı doğru hareket yaptı. Burada da birçok hissede ciddi hareket görüyoruz. Bir iştah var. İştah seviyesi yüksek. Enflasyon rakamları tabii bugün geliyor. Bu açıklandıktan sonra enflasyon gelmesine rağmen... Ekonomi olan güven, S&P'nin görüşmeleri gibi konular aslında güçlü bir hikayeyi devam ettiriyor. Hatta şunu söyleyeyim, bizim geçmişte çok daha temkinli bakan yabancı yatırımcıların perspektifinde bir olumluya dönüş ben gözlemliyorum. Ama şu var, tabii ki iç talep yavaşlayacak. Bunu unut, iki şeyi karıştırmayalım. Ekonomi yavaşlamak durumunda. Ama ekonominin yavaşlaması finansal piyasaların kötü gideceği anlamına gelmez. Bunun da altını çizmek lazım genelde ters işler bu işler eğer siz ekonomi çok kötüde e, borsa yuka, yukarıya başlar aslında çünkü daha sonra dönemde e, iyi olacağı beklentisiyle şu anda beklentileri uzun süredir Türkiye fiyatlıyor e, çünkü Türkiye 10 yıldır aslında can çekişiyor borsası e, bakmayın böyle göründüğüne e, yabancı etkisi olmasına rağmen TL 5 sistemi emeklilik sisteminin de katkısı olmuş e, tabii ki e, ama hala aslında şeydeyiz böyle kaliteli bir piyasa noktasında değiliz daha uzağız. Ee, umarım daha sonra yabancı yatırımcının gelmesiyle bu kalite artacaktır diye düşünebiliriz. Ee, sonuç olarak olumlu bir hava var. Sentiment değeri yükseklerden dikkatimizi çeken Sasa'da çok fazla hareket var. Ee, orada bazı gelişmeler belki izlenmesi gerekir. Ee, Kardemir'de bir hareket var bu dikkat çekenlerden. Bizim beğendiğimiz şirketler açısından bakarsak da işte Sabancı Holding yine iyi gidiyor. Havacılık tarafı biraz Pegasus ön planda, Koç Holding var, Aksa Akrilik, Mavi gibi şirketler var. Tekfen de dikkat çekiyor. Temeli olarak çok iyi durumlar açıklamadı ama liseye çok takılıyor. Dikkat çekenler tarafında özellikle Akven yenilenebilir, yenilenebilir enerji var. Sasa burada da listeye takılıyor. Vestel tarafı var. Yayla Gıda dikkat çekiyor. Odaş, Aksa Enerji, Arçelik ve Tab Gıda. Yani Birçok bizim tanıdığımız şirkette de bir hareketlenme var. Bunlar da genelde kalite işareti olarak iyi şirketler diyebiliriz. Biraz daha bakacağız durumlara. Şimdilik sanki bugün enflasyon rakamları herhalde düşük gibi gelmez beklenmiyor da çünkü ito rakamları da yüksekti ama asıl konu Eylül şeyden itibaren Temmuz'dan itibaren ne olacağı belki bu hafta sonu e, S&P'nin de muhtemelen not kararı da etkileyecek çünkü konuşacak çok şey var ama her zamanki gibi seçici ve temkinli olmakta fayda var. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.